Efendim günaydın, iyi haftalar. Günaydın derken 1 Aralık bugün Dünya AIDS günü aslında. AIDS ile ilgili farkındalıkların olacağı bir gün. Çeşitli toplantılarla AIDS hastalığı konuşulacak tüm Türkiye'de. Ama biz bugün sağlık merkezinde özellikle çocuklarımızda görülen konjenital omurga eğriliği üzerinde duracağız. Yani skolyoz ve kifoz konuşacağız sevgili seyircilerimiz. Evet, özellikle kız çocuklarında görülüyor omurga eğriliğinin skolyoz ve kifoz olan türleri ve zaman zaman karma şekilde de bu hastalık görülebiliyor. Peki neden gelişiyor? Neden özellikle kız çocuklarında daha fazla görülüyor? Genetik faktörler etkili mi? Ve özellikle anne babalar bebeklerinde, çocuklarında omurga eğriliği olduğunu nasıl anlayabilecekler sevgili seyircilerimiz? Bütün bunları konuşacağız ve özellikle cerrahi tedavisinde son yıllarda türlü yenilikler var. Bunları konuşacağız. İzlemede neler yapılıyor? Konservatif tedavisi, özellikle korse tedavisi ne zaman gerekli? Cerrahi endikasyonları neler? Hangi açıdan sonra skolyoz ve kifozla cerrahi gerekiyor? Hepsine bugünkü yayınımıza konuşacağız. Değerli konuğum Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Atakent Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Fatih Dikici birazdan konuğum olacak ve sorularımızı cevaplayacak. Skolyoz bilinen en eski omurga deformitesidir. Travma, doğumsal gelişim bozuklukları gibi pek çok çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebildiği gibi skolyoz olgularının %80'inde nedeni bilinmez ve idiopatik skolyoz olarak adlandırılır. Genellikle gelişme çağının başında çocukta omuz asimetrisi, sırtın bir bölümünde kabarıklık, kalçaların aynı seviyede durmaması gibi bulgularla anne ve baba tarafından fark edilebilir. Skolyoz kadar kifoz da omurgada görülen sorunlardan biridir ve zaman zaman cerrahi de gerektirebilir. Omurga cerrahisi nasıl yapılır? Skolyoz ve kifozun tedavisi nasıl düzenleniyor? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Fatih Dikici sağlık merkezinde anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün omurga eğriliğini konuşacağız. Özellikle çocuklarımızda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Anne ve babaların erken tanı konusunda tedaviye başlamak açısından oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle öğretmenlerin belki de beden eğitimi derslerinde çocukların omurgasını dikkatli takip etmeleri gerekiyor ki tedavisi önemli. Aksi takdirde ilerleyen dönemde ciddiye alınıp tedavi edilmezse solunum, akciğer ve kalp problemlerine yol açabiliyor. Skolyoz ve kifoz hastalığı. Acıbadem Sağlık Grubu Atakent Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Fatih Dikici bu sabah sağlık merkezinin canlı yayın konuğu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere, sevgili izleyicilerimize bu haftanın ilk günü, bu ayın ilk günü, bu senenin son ayı. Hiç sormayın. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben telefonları vereyim hocam. Hemen efendim 0530 040 70 05 ve 06 yayın boyunca ekranımızda göreceksiniz bu numaraları. Çocuklarınızda ya da kendinizde skolyoz ve kifoz varsa değerli hocam doçent doktor Fatih Dikici'ye sorularınızı canlı yayında yöneltebilirsiniz. Hocam, omurga eğriliği önce nedir? Kimlerde oluyor? Genellikle çocukluk çağında, bebeklikten, yani konjenital diye nitelendirdiğimiz doğumsal bir anomali mi? Evet. Şimdi skolyoz ve kifoz diyoruz. İkisi ayrı başlık. Bir de konjenital dedik. Yani doğumsal olarak olduğunu söyledik. Doğumdan itibaren ortaya çıktığını söyledik. Bir de erişkin yaşlarda ortaya çıkan skolyozlar var. Şimdi bunları kısaca özetlemeye çalışırsak. Lütfen. Ben isterseniz omurga maketim üzerinden hemen yavaşça kalkalım. Tanımlama yapmaya çalışayım. Bildiğiniz üzere aslında size asistanlık yapayım hocam. Neşter, nereden başlıyoruz? Şimdi ben kısaca bir skolyoz kifozu tanımlayayım, ondan sonra sorularımıza devam edelim. Şimdi karşıdan baktığımız zaman omurgada ayakta duran bir pedal, biz iki ayağımız üzerinde duran bir canlıyız. Karşıdan baktığımızda düz gözükür. Yan taraftan baktığımızda normal olması gereken sırt bölgemizde bir kamburluk, buna kifoz diyoruz. Evet. Kifoz aslında fizyolojik bir tanımlamadır. Aşağı tarafta da bir eğrilik. Bel bölgemizde lomber lordoz görüyoruz. Bunların anormal şekli almasına rahatsızlık adını veriyoruz. Deformite adını veriyoruz. Bu
doğumdan itibaren de gözükebilir. Doğumdan sonra özellikle ergen yaşa geçerken 10-12 yaşlarında kız çocuklarında daha çok olmak üzere gözükebilir. Skolyoz dediğimiz şey karşıdan baktığımızda düz gözükmesi gereken bu omurganın üç planlı bir deformiteye dönüşmesidir. Ne demek üç planlı deformite? Karşıdan baktığınızda S şeklini alacaktır. Yandan baktığınızda o gördüğünüz kamburluklar ve çukurluklar ortadan kalkacaktır. Evet. Aynı zamanda da üç planlı bir deformite diyoruz buna. Kendi içerisinde bir rotasyona uğrayacaktır. Bu skolyoz tanımıdır. Yani her zaman S şeklini alır mı hocam? Skolyozun temelinde S şeklini alır. Eğer S şeklini almaz ise biraz önce bahsettiğimiz yan taraftan baktığımız bu fizyolojik dediğimiz eğrilikler eğer bu kifoz biraz artarsa, şu şekli alırsa biz de buna halk arasında kamburluk diyoruz. Suna Pekuysal'ın hastalığı o dışarıdan hep hafızada böyle kaldı. Çok doğru, çok doğru. O kifoz rahatsızlığı ama ona sebep olan rahatsızlığı başka bir şeydi. Ankilozan spondilit dediğimiz başka bir rahatsızlığa sekonder gelişen skolyozdu. Bizim burada bahsettiğimiz primer skolyozlar, adolesan idiopatik dediğimiz tipte skolyozlar. Yani o skolyoz başlığının altına bir sürü şeyler giriyor, hastalıklar giriyor. Aslında bizim gördüğümüz, su üstünde gördüğümüz deformitenin adı skolyoz. Buna sebep olan bir sürü rahatsızlık var. Kifozda başka hastalıklar söz konusu bazı durumlarda. Evet. O zaman sekonder skolyozdan bahsediyoruz. Ama burada bugün bahsedeceğimiz kısa süre içerisinde adolesan idiopatik dediğimiz tipte skolyozdan bahsedeceğiz. Bir de sizin bahsettiğiniz konjenital skolyozlar. Onlar %15'lik bir bölümünü alıyor skolyoz tanımlamalarının içerisinde. Adolesan idiopatikler %65 aşağı. Hocam genel olarak toplumda görülme sıklığı nedir? Ve neden kız çocuklarında daha çok skolyoza rastlanıyor? Şimdi aslında bipedal dedik. Biz iki ayak üzerinde duran canlıyız. Bizim yukarıda şu iskelet üzerinde gördüğümüz üzere. Evet, cezayı da alalım bu tarafa dilerseniz. Evet. Bilmiyorum ne kadar müsait kadrajımızda nasıl duruyor kendisi. Şöyle yaparsak. Evet. Tamam burada, ben çekiyorum. Hocam asistanlık yapıyorum bugün. Evet. Burada benim gösterdiğim maket üzerinde kaburgalar yoktu. Aslında burada kaburgaların olduğu bir bölüm vardır. Kifoz dediğimiz toraks bölgesi. Aynen öyle. Bu bölge hareketsiz bir bölgedir. Alt bölge ise hareketli bir bölgedir. Lomber dediğimiz, bel dediğimiz bölgemiz hareketli bir bölgedir. Ayakta durduğumuzda bu bölge değil ama alt bölgeye yansıyan kuvvetler bir bu bölgede bending dediğimiz öne yana arkaya doğru bir takım kuvvetler oluşturabilirler. Onlar da ayakta duran, büyümeye başlayan çocukta özellikle genç kızlarda boy büyümesi iskelet sistemi gelişiminden daha önce olur. Biliyorsunuz kız çocuklarımız daha erken gelişiyorlar. Evet. Ama kas iskelet sistemi tam gelişmediği için de skolyoza daha fazla yatkınlıkları olabiliyor. Skolyozun sebebi dediğimiz zaman bir sürü sebebi var. Multifaktöriyel. Hocam duruş bozukluğu özellikle örneğin genç kızlar işte ergenlik o adolesan çağda göğüsleri biraz belirginleşmeye başladığında daha çok kambur dururlar mesela. Evet. Bütün bu duruş bozuklukları, vücut posterindeki o bozukluklar örneğin kifoz gelişmesine sebep olabilir mi? Doğru. Biz buna postürel kifoz diyoruz. Şimdi başka bir başlığa geçtik. Postürel kifoz kötü duruşa bağlı skolyoz dediğimiz bir rahatsızlık. İşte burada genç kızlarımız biraz sırtını öne doğru çıkartmaları, kas iskelet sisteminin gelişmemesi, kasların tam kuvvetli olmaması ama kifoz rahatsızlığı bilakis skolyozdan farklı olarak daha çok erkek çocuklarında gözüken bir rahatsızlık. Öyle mi? Evet. Dediğim gibi böyle başlıklar farklı ama tipler... Bayağı da girift bir konu. Daldan dala geçebilirsiniz bu hastalıkta. İzleyicilerimizin aklını karıştırmak istemiyorum. Sadece skolyozun genç kızlarımızda daha çok gözüktüğünü, adolesan idiopatik tipte skolyozumuz, kifoz rahatsızlığının ise genç erkek çocuklarda daha çok gözüktüğünü söyleyebiliriz. Peki hocam, şimdi bebeklikten yani doğuştansa, konjenital, doğumsal dediğimiz türdense... Bebek o kadar minik ki doğar doğmaz bunun anlaşılma şansı var mı? Skolyoz rahatsızlığı biraz önce bahsettiğim adolesan idiopatik tipler doğduğu zaman bebekte gözükmez. Röntgen de çekseniz göremezsiniz. Öyle mi? Evet, ancak konjenital dediğimiz bir takım skolyoz formları çok ileri düzeyde ise gözükebilir. Ya da infantil tipte dediğimiz skolyozlar 0-3 yaş arasında gözüken skolyozlar onlar fark edilebilir. Yoksa çocuk yürümeye başladıktan sonra ancak 7-8-9 yaşlarında fark edebilirsiniz. Sırtında bir deformite geliştiğini ya da kamburluk geliştiğini. Onun dışında çok ileri düzeyde değilse fark edemezsiniz. Çok mu dikkatli olması lazım anne babanın? Yani ilk belirtiyi hangi yaşta verir kifoz ya da skolyoz? Dediğimiz gibi
Çocuğun hızlı boy büyüme dönemleri vardır. Bunlardan bir tanesi ergenlik dönemine girdiği yaşlardır. Aşağı yukarı 9-10-12 yaş civarı olur. Kız ve erkek çocuklar ergenliğe girdikleri zaman hızlı boy büyüme dönemine girerler. Senede 8-10 santim kadar uzayabilirler. Bu dönemde hızlı boy büyürken kas dengesizliğine bağlı skolyoz da gelişebilir. O zaman sırtlarında bir takım değişiklikler meydana gelir. Bunu en çok anneler fark eder. Çocuklarını özellikle yıkayan anneler, yani çocukların sırtını çıplak gören anneler bunu fark edebilirler. Bir de çocuklar öne doğru eğildiklerinde bir tarafta bir asimetri görürler. Normalde öne eğildiğimizde her iki omuz kürek kemiğimizde şunun üzerinde bakarsak eşit mesafede gözükür. Ama eğer skolyozumuz varsa, biraz önce bahsettik, rotasyonel, yani kendi içerisinde dönen bir deformiteydi. O zaman göğüs kafesimiz de, toraks kafesimiz de deforme olacaktır. O zaman bir kürek kemiğimizi kaburgalarımızın yukarıya doğru itmesi neticesinde yukarıda göreceğiz. Genelde de sağ kürek kemiğini biraz yukarıda görürüz. Hocam, şimdi toraks, o kürek kemiğinden bahsedince şöyle bir soru geldi aklıma, bilmiyorum tabii ben ne kadar doğru, ama bu güvercin göğsü gibi hastalıklar var toraks bölgesinde. Örneğin skolyozu ya da kifozu olanlarda bu tür hastalıkların görülme riski var mı yine yapısal olarak? Güvercin göğsü başlığı başka bir hastalığı tanımlıyor. Evet. Güvercin göğsü dendiği zaman toraks kafesin ön tarafının biraz sivrileştiği anlamına gelir. Bizim bahsettiğimiz skolyozda ise toraks kafesinin, omurganın dönmesi neticesinde her iki kaburgalardaki asimetrik dengesizliktir. Toraksın bir tarafı, genellikle sol tarafı, daha ileriye çıkıntılı gözükür. Kunduracı ya da kuş göğsü dediğimiz omurga deformitelerin, toraks kafesi deformitelerinde daha farklı bir izlenim vardır. Ya ileriye doğru sivri bir şekilde çıkıntı olur ön tarafta, ya da içeriye doğru bir çöküklük olur. Ama skolyozla bu deformite beraber gözükebilir, özellikle kifoz deformiteleri. Evet, peki hocam, şimdi bebeklikte anlaşılmıyor ama çocuğunu birkaç yaşından sonra yıkayan anneler özellikle bunu anlayabilir dediniz. Peki şöyle vakalara da rastlıyoruz. Yaşı işte 20'lere gelmiş ve bir anda bir göğüs filmi çektirdiğinde, röntgeni çektirdiğinde örneği çok başıma geldi. Beni arayıp ya bende omurga eğriliği varmış da bu yaşa kadar anlamamışım diyen çok arkadaş tanıyorum. Etrafımda çok kişi tanıyorum böyle. Bu imkan var mesela, işte benim gibi 40'lı yaşlara gelmişsin ve bir anda bende kifoz varmış, skolyoz varmış ve tesadüfen ortaya çıktı deme şansın var mı? Var. Var. Şimdi skolyozun, o zaman biz bir ileri düzeyde skolyozdan bahsettik. Bir de az bir deformiteden bahsettik. Şimdi eğer deformite ileri düzeyde değil ise, o zaman biz skolyozu fark edemeyebiliriz. Ne kendimiz fark ederiz, ne de anne babalar fark edebilir. Bu ta 30'lu yaşlara kadar gelebilir. Tesadüfen çekilen bir akciğer filminde. Orada genelde de öyle çıkıyor. Aynen öyle. Öyle bir eğrilikle ortaya çıkar. Çünkü skolyoz rahatsızlığı ağrı veren bir rahatsızlık değil. Bu deformitemiz var. Ama çok sırt ağrımız olmuyor. Ancak, açıya mı bağlı hocam ağrı? Aynen öyle, açıya bağlı. O zaman bir açı söylersek, skolyozda şunun üzerinden hemen hocam, açının ne olduğunu... Hocam, bir virgül açısı çok önemli. Çünkü hem tedavinin yol haritasında yanılmıyorsam hem belirtiler açısından, ağrı eşiği açısından önemli. Karabük'ten Aylin Hanım hattımızdaymış. Aylin Hanımcığım, günaydın. Günaydın, ama isim konusunda sanırım bir yanlışlık oldu. İsim Ayşenur. Ayşenur Hanım, peki. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun, iyi haftalar. Ayşenur Şekildaş Karabük. Evet, doğrudur. Benim kardeşim şu an 30 yaşında. Askerdeyken kifoz teşhisi konmuştu kendisine. Ergenlik döneminde ve çocukken yanlış çanta taşımadan dolayı kaynaklanan bir sorun olduğunu söylemişlerdi. Porsche kullandı belli bir dönem ama faydasını görmedi. Ben ileriki yaşlarda bu daha da omuriliğinde eğrilme olur mu? Yaşlılıkta nasıl bir sorunla karşılaşır? Bu konuda bilgi almak istiyorum doktorumuzdan. Kardeşiniz kaç yaşında şu an? Şu an 30 yaşında. 30, askerdeyken fark edildi. Askerdeyken fark edildi. Hafif eğrilik olduğunu biz fark etmiştik ama hastalık teşhisi askerdeyken konuldu. Evet. Doktorlara gidildi ama geç kalındığı söylenilmişti. Evet. İleriki yaşlarda yaşa bağlı olarak daha fazla eğrilme olur mu acaba sırtında? Böyle bir kamburlaşmaya doğru gider mi? Ben bunu merak ediyorum. Peki Ayşenur Hanımcığım, özür diliyorum. Hoşça kalın, geçmiş olsun. Hocam şimdi
erkek çocuklarında olur dediniz. Kifoz beyefendi askerde anlaşılmış 20'lerde. Evet, evet. İlerleyen yaşta tedavi edilmezse kamburluğa kadar gider mi? Ablası haklı olarak bunu soruyor. Evet, o zaman hemen açılardan başlayıp değerli izleyicimize de cevap vermeye çalışalım. Şimdi bu kifoz dediğimiz rahatsızlık, yani kamburluk, evet, halk arasındaki tanımlama. Bunu eğer siz genç yaşlarda, yani 8-10 yaşında, 12 yaşında fark ederseniz bunun bir takım tedavileri vardır. Ölçüm yapmanız gerekir. Şöyle kabaca bakarsanız şu eğriliğe bir takım tanımlamalar, T1 ile T12 arası dediğimiz sırt omurlarının arasında meydana gelen şöyle uzaysal bir açı çizersem, şu üst tarafından geçen, T1'in üst tarafından, T12'nin alt tarafından geçen çizgiyi uzayda birleştirirsem bu arada bir açı meydana gelir. Evet. Buna kifoz açısı diyoruz. Bu açının belli değerlerin üzerine çıkması normalde 20-45 derece arasıdır. 45 derecenin üzerine çıkmış olması bizim için anormal bir durumdur. Tamam. Ama örnek 30 yaşında birisinde 50 derecelik bir kifozumuz var. Örnek 10 yaşında bir çocuğumuzda 50 derecelik kifoz, tamam, açımız var. İkisi farklı anlamlar ifade eder. Dolayısıyla hastanın gelişme potansiyeli, boy büyüme potansiyeli, fleksibilitesi, yani esnekliği çok önemli. Yani ağaç yaşken eğilir tanımı burada geçerli. Eğer çocuğumuz 10 yaşındaysa, yani esnek bir kamburluğa sahipse, biz onu düzeltebiliriz. Konservatif yöntemlerle düzeltebiliriz. Bir takım egzersizler veririz, bir takım korseler uygularız. Korseler çok çeşitli, onlara girmeyelim. Onu düzeltebiliriz ama 30 yaşına gelmiş, yani artık sertleşmiş bir vücutla karşı karşıyaysak bunu egzersizle düzeltme şansımız yoktur. İzleyicimizin sorusu şu: 30 yaşında kifoz fark edildi. Bundan sonra ilerler mi? Teorik olarak çok ilerlemesini beklemeyiz ama biliyorsunuz ki hanımlar ve erkekleri ileri yaşlarda osteoporoz dediğimiz kemik erimesi rahatsızlığı mutlaka karşılayacaktır günün birinde. O zaman bu omurlardaki osteoporoza bağlı yükseklik kaybına bağlı kifozda artış gözlenir. Peki kifoz artarsa ne olur? Ne olur? Çok ileri düzeylerdeyse, bizim aklımıza kifoz dediğimiz zaman aklımıza gelen meşhur insanlar vardır. İlk aklımıza gelen de Notre Dame'ın kamburudur. Evet. Victor Hugo'nun. Orada kifoz skolyoz beraberdir. Evet. Çok ileri düzeyde bir rahatsızlığı vardır kahramanın. Eğer o kadar kifozu varsa doğru, rahatsızlık verir. Ama o kadar kifozu yoksa hastanın, o zaman bir solunumsal sıkıntı yaratmayacaktır. Herhalde o ilerleyen yaştaki tedavide de bazınız, kriteriniz bu oluyor. Tabii, tabii. Peki. Aynen. Kayseri'den efendim, Ragıp Bey değil mi? Günaydın. Rafet. Rafet Bey, bugün sağır duymaz uydurur durumundayım. Evet. Kusura bakmayın, ne olur. Bir anlaşmazlık oluyor. Rafet Erciyaz. Kayseri'ye de bu sayıda yakışır, Erciyes Dağı'ndan. Evet. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz değilsiniz inşallah. Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Telefonu tam böyle ahizeyi ağzınıza tutarsanız, çünkü ses kaybı oluyor yanılmıyorsam. Evet. Sorunuzu alalım mı Rafet Beyciğim? Şimdi öncelikle iyi günler diliyorum. Sağ olun. Doktora gittiğimde bana doğuştan omurga fazlalığı olduğu söylendi. Ağrılarım belimde ve sol bacağımdaydı. Bu omurga fazlalığıyla ilgili bilgi almak istiyorum doktor beyden. Yaşınız? İleride daha bir fazladan bir rahatsızlık verir mi? İlerideki durum nasıl olur yani? Kaç yaşındayız Rafet Bey biz? 44 yaşındayız. 44 yaşındayız. Tanıyı ne zaman aldınız? Efendim? Tanıyı ne zaman aldınız? Tanıyı birkaç gün önce aldım yani. Aa, çok yeni. Peki, evet, geçmiş olsun, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Hocam, omurga fazlalığını ben ilk kez duydum. 6 yıldır sağlık yapıyorum ama nedir bu? Evet, onu da isterseniz maket hadi üzerinden gösterelim, hemen gösterelim. Şimdi ben hastalarıma tarif ederken bu sütunu bir tuğlaların üst üste konmuş bir sütununa benzetiyorum. Evet. Bu tuğlaların hepsi belli bir geometrik yapıda. Bunlar normal yapıda oldukları sürece bu sütunumuz düz duracaktır, tamam, karşıdan baktığınızda. Ama bu tuğlalardan bir tanesinde bir anormallik varsa, örneğin buraya aradan gelip yarım bir tuğla girerse, kama şeklinde bir tuğla girerse, o zaman bu sütunumuzu bir tarafa doğru, sağa ya da sola doğru eğriltecektir. Ya da arka taraftan bir kama girecekse, o zaman öne doğru eğilecektir bu eğriliğimiz. Dolayısıyla bu bir omurga fazlalığı denebilir. Ama izleyicimiz de tahmin ediyorum ki
Başka bir şey de olabilir. Normal sayıları vardır. Normal 33 tane evet. omurumuz var. Evet. 33 tuğlamız var üst üste. Evet. Bunun en çok bilineni 5 tanesi bel bölgesinde, 12 tanesi torakal bölgede. Yani evet. sırt bölgesinde olur. Bu bel bölgesinde bazen 5 olmaz, 6 olabilir. Hmm. Bazen nadiren de 4 olabilir. Bu da doğumsal yani, bir anomali. Doğumsal herhalde. Yani fazladan. Aslına bakarsanız sakrum dediğimiz kuyruk sokumu bölgesinden bir tane omurun sanki bel omuru gibi davranarak yukarıya doğru kendini almış olması 6 tane omuru gösterir. Böyle bir rahatsızlık da olabilir. Bahsettiğimiz yarım kama şeklinde araya bir ekstra bir tuğlanın girmiş olması da olabilir. Ama ileri dönemlerde bel ağrısıyla ortaya çıkmasının sebebi şudur. Bir eğrilik olarak da ortaya çıkmamıştır. Arka tarafta gördüğümüz küçük eklemler vardır bu tuğlalar arasında, omurlar arasında. Bu eklemlerde yaş ilerledikçe dejenerasyon, artroz, kireçlenme ne dersek diyelim. Bu eklemler bozulursa o zaman faset dediğimiz küçük eklemler. Burada ağrı kaynağı olabilir faset eklemler. Muhtemelen bu izleyicimizdeki o da. Evet. Bir tarafa da vuran bir ağrım var diyordu. Sol bacağıma doğru vuran ağrı diyordu. Bu yansıyan ağrı da olabilir. Yani faset kaynaklı artroz kireçlenmeye bağlı kalça bölgesine doğru yansıyan ağrı da olabilir. Ya da bir omurga eğriliği varsa bilmiyorum kendisinde. O zaman bir disk problemine bağlı, bir fıtığa bağlı da bacağı vuran ağrı olabilir. Her ikisi de mümkündür. Peki hocam, şimdi az önce skolyoz ve kifozdan bahsederken açıları söylediniz. Şunu merak ettim. Özellikle skolyoz ve kifozu olanlarda dar kanal, bel fıtığı gibi hastalık görülme riski var mı? Şimdi bu şeyin üzerine bakarsak yine siyah siyah sinirler. Şeyler var. Bu sinirler omurgamızın içerisinden kanaldan geçen omurilik ve omuriliğin her seviyede bu pencere dediğimiz foramen dediğimiz yerlerden çıkan sinirler. Tabii ki bu omurgamız eğer deforme olursa ya bu planda ya kifoz dediğimiz ya da rotasyon anlamında deforme olursa buradaki pencerelerin de çapı değişecektir. Buna bağlı olarak bu sinirler ya bir tarafta kompresi olur yani basıya maruz kalır ya da bir tarafta traksiyona, gerginliğe maruz kalabilir. Buna bağlı kök arazileri oluşabilir ama skolyozda daha fazla disk problemi yani fıtık problemi var diye böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Her skolyozun fıtığı olacak diye bir şey yok. Peki Trabzon'a döneceğim hocam müsaadenizle. Süleyman Bey günaydın. Günaydın. Efendim skolyoz, kifoz konuşuyoruz. Bildiğiniz hastalıklar mı? Sizde de var mı ya da bir yakınınızda? Evet. Buyurun. Şimdi benim 11 yaşında bir kız çocuğum vardı. Bel ağrısı ve omuz ağrısı şikayetiyle doktora gittik. Doktor skolyoz hastalığının olduğunu söyledi. Bunda bel ağrısında, omuzunda önceden C oluşurmuş. Bizimkinde O oluşmuş. Doktor Bey şöyle bir şey söyledi. Yani bunu dedi korseyle. Şimdi biz özel bir korse yaptırıyoruz. Daha sonra da işte olmazsa bir cerrahi müdahale gerekecek. Bunun başka bir tedavisi var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı Süleyman Bey hocam? Yok. Ben izleyicimize geçmiş olsun diliyorum. Hoşçakalın Süleyman Bey. Bu arada o zaman tedavi başlıklarından bahsetmiştik. Bu soru sebebiyle de tedavilerimize isterseniz girelim. Girelim. Şimdi 11 yaşında bir kız çocuğu sırtında iyilik. Muhtemelen hızlı boy büyüme dönemine girdi bu kardeşimiz. Hızlı boy büyüme dönemine girince aile tarafından sırtındaki eğrilik fark edildi. Şimdi ya da bir şey tesadüfen kız çocuğumuzda doğduğunda bu vardı aslında öyle yoktu. Mi? Yok muydu? Yoktu. Konjenital değilse doğumsal bir anomalisi yoktu. Yoksa biraz önce bahsettiğimiz bu tuğlaların bir tanesinde bir anormallik yoksa o yoktu. Sonra çok oldu. Büyük bir ihtimalle evet büyüme dönemine girince oldu. Tamam. Şimdi ilk önce muayene yapıyoruz. Nörolojik muayene yapıyoruz. Yani bu kızımızda bir hastamızda bir nörolojik problem var mı? Sinirlerle ilgili, medulla ile ilgili yani omurilikle ilgili bir problem var mı yok mu? Ona baktıktan sonra orada bir problem yok. Sadece kemiksel bir problemse bu yani skolyoz deformitesi ise o zaman tedavisine geçiyoruz. Hızlı boy büyüme döneminde başlangıcında olan bir kızımız. İşte skolyoz derecesi biraz önce bahsettiğimiz 25-30 derecenin üzerine çıkmış. Yani boy büyüme potansiyelimiz var. Saptadığımız zaman, teşhis ettiğimiz zaman açımız yüksek. O zaman biz bunu beklersek yani bir yine hastalarıma şöyle anlatıyorum. Bir ağaç düşünün bahçenizde bir fide var. Bir de yetişkin bir ağaç var. Fidenin eğrildiğini görüyorsunuz. Evet. Eğer o fideyi bırakırsanız uzaktan izlerseniz o fidenin büyüdükçe daha fazla eğrildiğini göreceksiniz. O zaman bizim ona müdahale etmemiz gerekir. Gençken. Gençken, küçükken eğrilmesin diye. Ama bir ağaç var daha ileri, 10 yaşında bir ağaç var, 20 yaşında ona göre daha ileri. O hafif bir eğriliği var ama onu siz ona yan taraftan bir destek koymazsınız. Hastamızda da eğer büyüme potansiyeli varsa ve açı belli bir derecenin üzerine çıktıysa o zaman müdahale etmemiz lazım. Bir korseleme örnek.
Doğru bir tedavi metodu. Doğru bir tedavi. 11 yaşında. Eğer açısı da uygunsa bir korse, uygun bir korse tedavisi. Korse, çok çeşitli korseler var. Yani burada korselerin adını söylemeye gerek yok. Korse tedavisi, egzersiz tedavisi ya da izlem yapabilirsin. 2013 yılında New England Journal of Medicine'de bir makale yayınlandı. Bu makale çok merkezli bir makale. Yaklaşık 250 hasta üzerinde biraz önce bahsettiğimiz işte onlu yaşlarda büyüme potansiyeli olan, eğriliğinde ilerleme potansiyeli olduğunu bildiğimiz hastaları çalışmaya aldılar. Bu çalışmaları korse tedavisi ve izlem tedavisi olarak iki gruba ayırdılar. Yani çünkü siz bu hastaları izlediğiniz zaman biliyorsunuz ki eğriliği artacak. Bu bilinen bir şey. Acaba biz bunlara ne yaparsak eğriliği ilerlemesini yavaşlatırız diye bir çalışma yapıldı. Ve bu çalışma planlanan süreden daha kısa sürede bitti. Sebebi şuydu. Günde en az 18 saat korse giyen bu çocukların skolyozunun daha az ilerlediği, daha yavaş ilerlediği saptandı. Yani şu anda elimizde gözle görülür, elle tutulur bilimsel olarak çok ciddi bir veri var. O da ama 18 saat. En az 18 saat korse kullanan bu çocuklarda... Sadece uyurken çıkaracak anladığım kadarıyla. Yani uyurken takabiliyor. Uyurken takması gerekiyor. Onun dışında gündüz egzersiz yapıyor, işte yıkanıyor, bir takım sportif faaliyetlerde bulunuyor. O zaman çıkartabiliyor. Bu çocuklarda skolyozun ilerlemesinin yavaşlattığı sadece teşhis edildi. Ama çok iyi şey yapmak lazım, seçmek lazım bu grup hastaları. Şimdi biraz önce bahsedilen 30 yaşında skolyozu var ya da 30 yaşında kifozu var ya da 18 yaşına gelmiş. Hayır. Korse olmaz orada. Çünkü artık büyüme potansiyeli kalmamış onun. Küçük çocuklarda büyüme potansiyeli olan ve eğriliği ilerlemiş olan çocuklarda, 25 derecenin üzerine çıkan çocuklarda korse tedavisinin yeri var. Peki. Bir telefon daha alacağım. Sonra korse tedavisi olmayan hallerde cerrahi ne zaman gerekiyor ve cerrahideki yenilikler neler? Bunları size soracağım. Tabii. Sakarya'dan Birgül Hanımcığım, günaydın. İyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar. Teşekkürler. Buyurun, sorunuzu alalım Birgül Hanım. Benim 16 yaşında bir oğlum var. Bir yıl önce skolyoz teşhisi kondu. Yani biz boynunda fark ettik. Bir tarafa yamuk diye fark ettik. Götürdük omurga bölümüne. Film falan çekildi. Skolyoz teşhisi kondu. Ama şöyle, boyu birden uzadı. Yani bir yılda 7 santime yakın. Birden uzaması ve çok zayıf bir çocuk. Yamulma oldu ve kambur duruyor. Ameliyat falan dediler. Korse dediler. Daha sonra İstanbul'da bir doktora getirdik, gösterdik. Çocuk da gitti. O ne gerek yok dedi. Hareketlerle düzelir dedi. Yüzmeye gitsin. Bartik falan fiziksel tedavi verdi. Ama çocuğum yapmıyor. Ve ben sürekli uyarıyorum. Dik dur, dik dur. Yani benim ne yapmam gerekiyor? Şu anda hiçbir şey yapmıyoruz. Açısını biliyor musunuz? Açısını biliyor musunuz? Ne yapabilirim? Onu sormak istiyorum. Birgül Hanımcığım, açısını biliyor musunuz sizin elinizdeki? Açısı 45 santim mi, 46 santim, öyle bir şey olması lazım. Peki. 46 santim. Peki, hoşçakalın Birgül Hanımcığım, geçmişler olsun. Hoşçakalın, teşekkür ediyorum. Şimdi açıyı özellikle sordum. Cerrahide enikasyonlardan biri galiba bu, değil mi? Evet, evet. İzleyicimize geçmiş olsun diliyorum. Şimdi 45 derece tam sınırda bir şeyden bahsettik. Bir, 16 yaşında. 16 yaşında artık boy büyümesini muhtemelen tamamlıyordur. Bu çok çok korsenin yeri olmadığını düşünüyorum. Tabii görmeden söylüyorum bunları. Mutlaka görmek, muayene etmek lazım. Tabii filmini incelemek sadece lazım. Sadece bir kanaat olsun kanaat diye soruyoruz. 16 yaşında çok korse vermiyorum. Vermiyoruz korse. 45 derece bizim için sınır bir değer. Evet. 25 derece dedik korselemek. 45 dereceye gelince artık vücutta gözle görülür bir takım anormallikler saptıyorsunuz. Yani ailenin fark ettiği burada bir omuzunun yukarıda olması. Ya da vücudunun sağa ya da sola doğru sapmış olması, shift yapmış olması, bunlar bir takım kriterler. Aileler nasıl anlayabilir? Aslında bunu söyleyecektik. Karşıdan çıplak baktıkları zaman vücuduna omuzlarında bir dengesizlik fark edebilirler. Asimetri fark ederler. Vücudunun orta hatta olmadığını, leğen kemiğinin üzerinde olmadığını fark ederler. Sağa ya da sola doğru kaydığını fark ederler. Yan taraftan baktıklarında çocuk, ben hep şöyle söyleyeyim, namaz kılar gibi öne doğru eğilir. Şu an ekranda görüyoruz hocam, bakarsanız monitörden şu an ekranımızda da görüyoruz. Aslında skolyozla ilgili görüntülerimiz aynen var. Aynen öyle, öyle. Öne doğru eğildiği zaman da bir taraftaki kürek kemiğinin daha fazla çıkıntılı olduğunu görürüz.
Evet. Şimdi 45 derecelik bir eğrilikte sınırdadır. Cerrahi tedavi de yapılabilir, izlem de yapılabilir. Ha bu hangi egzersizlerle geri döndürülebilir? Biraz önce bahsettiğim gibi küçük bir çocuksa egzersiz programı tamam. Reisleme faydalı olacaktır. 16 yaşından sonra bunun ilerlemesini birazcık engelleyebilirsiniz. Mutlaka sırt kaslarını güçlendirecek yüzme gibi egzersizler verilebilir. Barfix çok sık verilen bir egzersizdir. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Barfix yapabilirsiniz ama yaptığınız hiçbir egzersizden, hiçbir hareketten çocuğu sıkmayın. Ve üzerine gitmeyin. Doğal bir seyri vardır bu skolyozun. Siz bazen ne yaparsanız yapın, evet. O kendi bildiği doğrultuda gider. Hocam 5 dakika kalmış. Cerrahi soracağım. Cerrahideki tamam. Yenilikler önemli çünkü çocuğun büyümesiyle alakalı da problem yaratmaması lazım. Değil mi? Evet. Evet. Ne yapıyorsunuz tam olarak cerrahisinde? Şimdi tabii bu çok kısa bir süre içerisinde çok büyük bir skolyoz konusunu anlatmak mümkün değil. Kesinlikle. Ben hemen cerrahiye geldim. Lütfen. Artık başarısız olduk. Konservatif yöntemlerle, korseleme ve izlemle başarısız olduk. İlerlediğini görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim kriterler var. 45 derecenin üzerine çıkmış eğrilik. Tamam. O zaman biz bu çocuğumuzu tedavi edelim. Tamam. Biz büyümekte olan 8-9 yaşlarında, 6-7 yaşlarında böyle fark ettiğimiz bir skolyozdan bahsediyorum. Şimdi iki tür tedavi var. Bir, deformiteyi düzeltin. Yani? Burada... Cerrahi olarak eskiden yapılmış 1960'lardan beri cerrahi tedaviler var. Ben en son güncel tedavilere giriyorum. Lütfen, maalesef lütfen. Çok vaktim yok. Sırttan posteriörden yaptığımız tek aşamalı cerrahiyle biz bu deformiteyi düzeltiyoruz. Peki deformiteyi düzeltince bunu sabitlememiz gerekir. Sabitlemek için de arka taraftan sırtından bir takım vidalar ve çubuklar yerleştiriyoruz. Sabit füzyon diyorsunuz. Füzyon. Buna evet füzyon dediğimiz yani omurganın hareketini durduruyoruz, donduruyoruz. Tamam. Eğri omurgayı düzeltiyoruz, hareketsiz hale getiriyoruz. Ama bu non fizyolojik, hiç de fizyolojik olan bir işlem değil. Hareket kabiliyeti kısıtlanmıyor mu hastanın? Ben yine hastalara şunu hep söylüyorum. Bir çubuk yutmuş gibi düşünün. Yaklaşık 20 santimlik bir çubuğu yutmuş gibi düşünün. Bu bölgede hareket olmuyor. Bunun üzerinde hareket oluyor. Altında hareket oluyor. Altında ve üstünde boy büyümeye devam ediyor. Ailelerin en büyük sorunu şu. Yani biz bu ameliyatı yaptığınız zaman çocuğumuzun boyu büyümeyecek mi? Evet, büyüyecek. Üstten ve alttan bacaklarından büyümeye devam edecek. Boy kaybı olmayacak. Tamam. Bir de non-füzyon cerrahilerimiz var. Yine 8 yaşında çocuğumuz. Deformiteyi düzeltiyoruz. İçeriden kendisi büyüyebilen, dışarıdan manyetik bir takım uyarılarla. Şu an ekranda da grafik animasyonlarda görüyoruz büyüyebilen, aslında. Evet. Yapılan işlemler bir aynen yandan öyle. Geliyor ekrana. Dışarıdan bir takım elektromanyetik uygulamalarla bu füzyon cerrahisini anlatıyor. Az önce konuştuğumuz sabitleme. Evet, sabitleme. Bu füzyon cerrahisi. Bir de yine çubukları yerleştiriyoruz. Yukarıdan ve aşağıdan joystick gibi bu deformiteyi tutarak dışarıdan düzeltiyoruz. Çocuğun ta büyüme potansiyeli bitene kadar. Hiç kesi yok bunda. Çok minik kesiler. Yukarıdan ve alt bölgeden minik kesilerle aynı gün cerrahi yapıyoruz. Aynı gün ameliyatın oluyor. Bir gece hastanede misafir ettikten sonra ertesi gün gönderebiliyoruz. Belli aralıklarla 6 haftada bir, 12 haftada bir uzatıyoruz. Bunlar cerrahiyle olmuyor. Poliklinik şartlarında geliyor. Uzatmasını yapıyoruz. Hastamız tekrar geriye gidiyor. Buradaki herhalde en önemli avantaj boy büyümesine vücutta eşit bir büyüme oluyor. Evet. Etki etmiyor. Evet. Hocam bir de sinirlerin operasyon sırasında nasıl yıpranmamış olduğunu, evet. Felç riskini önleyici evet. Bir tedavi de var değil mi? Çok doğru. Bir deformiteyi düzeltirken bu sütunu biz bir şekilde eğiyoruz, çekiyoruz, traksiyona evet. Uğratıyoruz ve burada bahsettiğim biraz önceki sinirler gerilebiliyor. Hı. Ameliyat esnasında uyuyan birisinde bunu sinirlerin zarar görüp görmediğini anlamanız mümkün değil. Eskiden ameliyatlarda hastayı uyandırırdık, bacaklarını oynattırırdık. Hasta bunu hatırlamazdı. Buna uyandırma testi, wake up testi denirdi. Onu yapardık. Şimdi daha ileri bir yöntem var. Nöromonitörizasyon dediğimiz yani. sinir uçlarını ameliyat esnasında kontrol ettiğimiz, monitörize ettiğimiz bir yöntem var. Bu yöntem bu ameliyatlarda bahsedilen felç riskini neredeyse sıfıra indirmiş oluyoruz. Bu da ciddi bir avantaj. Çok ciddi bir avantaj. Peki yöntemi seçerken neye göre seçiyoruz hocam? Füzyon ve evet. Tamamıyla hastanın yaşı, büyüme potansiyeli, eğriliğin tipi, derecesi, evet. Genetik olup olmadığı, konjenital olup olmadığı her şeye göre seçiliyor. Yani bir kitabi bir bilgi yok. Tamamen hasta bazlı tedavi İyileşme yapıyoruz. İyileşme süreci ne kadar?
Böyle bir füzyon cerrahisi. Çok büyük bir cerrahi. Bu cerrahiden sonra hastalarımız 3 ya da 4 gün hastanede kalıyorlar. Tamam. Ertesi gün ayağa kalkıyor. Ameliyat oluyor. Yarın ya da öbür gün en geç ayağa kalkıp yürüyor. Hastanede 3 ya da 4 gün kalıyor. Sonra evine gidiyor. Bu hastalarımız genelde okula giden çocuklarımız olduğu için 15 tatilde ameliyat olurlar. 2 haftalık dönemde sonra okullarına giderler. Çoğu da gelir yazın ameliyat olurlar. Çünkü acil bir tedavi olmadığı için yaza hep erteleriz biz. Yazın tedavilerine olurlar. Eylül'de de tekrar okula başlarlar. Peki, çok teşekkür ediyorum doçent Doktor Fatih Dikici. Ben sağ olun, teşekkür varın. Ediyorum. Süre çok kısa, konu çok geniş. Başka bir gün inşallah. Ucundan köşesinden biraz bilgi vermiş olduk. Sağ olun, var olun hocam. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın programda anemi, kansızlık ve özellikle demir eksikliğinin hangi hastalıklara yol açabileceği ya da hangi hastalıkların bulgusu olabileceği konusunu konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek efendim hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Günaydın sevgili izleyiciler. Saat 10 moda.